Ben şimdi sizleri sevgili izleyiciler Vanspor'un Diyarbakırspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın özetiyle baş başa bırakıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü konuk ettiği Diyarbakırspor'u 3-1 mağlup etti. Mehmet Şinil, Ledan Kalova Postone diye mi gol hat? Gol Emrah Taciz. Kef hoşu kimezin Luvane. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda pazar günü saat 15'te başlayan karşılaşmayı Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcutaş'tan Ercan Akdeniz ve Hasan Avcı hakem dörtlüsü yönetti. 18. dakikada Van Spor'da Barış Gök savunmanın müdahalesiyle ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada Van Spor'da penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Berat Çetinkaya topu ayrı köşeye, kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Van Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gol hat. Gol Emrah Taciz. Kef hoşu kimezin Luvane. ...67. dakikada Diyarbakırspor beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan gelişen atakta Okan Dernek uzaklardan sert ve düzgün vurarak takımının beraberlik golünü kaydetti. Maçın 77. dakikasında Vanspor Emrah'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Gol dubarata ekranı. Van Spor uzatma dakikalarıyla da 3-1 öne geçti. Maç Van Spor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sevgili izleyiciler, harika bir maç sonucunda az önce anlatmıştım maçın çok çetin geçtiğini, harika bir mücadele vardı. Ancak eleştireceğimiz noktalar var. Van Spor koştu, saldırdı. Van Spor yeri geldiğince zaman zaman top da yaptı ama daha çok top bağlantısı yapılması gerektiğinin altını çiziyorum. Çok top bağlantısı yaparak daha hücum anlayışı. Hoca Saffet İşler'in kısa zamanda iyi işler yaptığını, soyadına yakışan işler yaptığını söylemek doğru. Güzel de olur, tebrik ediyorum. Yardımcı antrenör Zeki Yılmaz, Van'ın eski kaptanlarından Van Spor'un, Van'ın futbol ruhunu iyi bilen insanlardan. Dolayısıyla ben onun da takıma çok şey katacağını, hocayı bu bağlamda Van futbol vizyonunun genel gerekliliklerini kendisine aktaracağını düşünüyorum. Keza oyun içinde takımı sabote etme hakkına hiç kimsenin sahip olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Van Spor 1-0 öndeyken Kaptan Oktay'ın çok bencil, şahsi egosunu tatmin etmek adına ortaya koyduğu çalımlarla topu kaptırarak kalemizde yediğimiz inanılmaz hatalı golün eğer takım berabere kalmış olsaydı, takım mağlup olmuş olsaydı faturası çok ağır olacaktı. Bunu kaptan Oktay gibi kaptanlık yapan bir insana yakıştırmadığını belirtmek istiyorum. En çok sorumluluk alması gereken insansınız ama risk alınacak nokta orası değildi. Futbolda risk var ama burası değil, bu dakikada değil, 1-0 öndeyken hiç değil. Dolayısıyla takımınızı yalnız bırakacak, takımınızı böylesine kişisel hatalarla çok zor duruma sokacak, gol yemesine neden olacak bir durumu mutlak suretle aklınızdan çıkarmalısınız. Aynı zamanda kaleci için de bir iki cümle söyleyeyim. Yediği gol de inanılmaz hatalıydı. Bunun yanında iki tane çok gereksiz topa çıkışlarını anlatmak istiyorum, umut ediyorum. Maçı izlerken kendi hatalarını görmüşlerdir. Diğer taraftan Güney'le ilgili penaltı atışında kaleci Diyarbakırspor kalecisi Salih'le karşı karşıya kaldığında penaltı atışında Salih tecrübeli bir kaleci, Güney ise gençliğin vermiş olduğu rehavetle kendisini Salih'in onu tahrik eden, psikolojisini bozan tavırlarına mağlup olduğunu gördük. Sevgili izleyiciler, Salih çok zeki, aklı başında, yaşlı kalecilerden birisi. Çok da tecrübeli. Güney genç. Onu oyun alanında penaltı atarken moralini bozmak, demoralize etmek, psikolojisini bozmak adına çok şey yaptı ve bunu da maalesef kazandı. Güney topu kaleciye nişanlayarak penaltı atışını değerlendiremedi. Dolayısıyla
Penaltıyı atan genç futbolcular kalecilerin, o tecrübeli kalecilerin psikolojik tavırlarına mağlup olmamalılar. Zaten penaltı atılmadan o penaltıyı aslında kaybetmişti Güney. Ve sonra golünü attı ama bunu da bir genç olarak kendisine gençliğinin vermiş olduğu rehavete kapılmaması diye hatırlatmakta yarar görüyorum. Vanspor iyi gidiyor, iyi gidecek. Hırslı, azimli, istekli iyi gidiyor, iyi gidecek. İleriki maçlarda daha iyi olacağını umut ediyorum doğrusu. Yeni yönetim, yeni teknik ekip, yeni futbolcular 5-6 hafta sonra bu takım böyle giderse çok daha iyi olacak. Aynı futbol anlayışı, aynı hırs, aynı böyle ısırıcı, saldırgan bir Vanspor oyun alanında 90 dakika mücadele eden Yılmaz'dan bir takımın çok şey kazanacağı ve ileriye dönük inanın şampiyonluğun çok uzak olmayacağı izlenimini şu anda hisseder gibiyim. Hatırlatmalarımı yapayım ama aynı anlayış, aynı inancın devam etmesi şartıyla diyorum. Sizleri bugün yine Spor Ekranı programında önemli konuklar var. Sizleri baş başa bırakacağız Spor Ekranı programıyla. Yarın yine aynı saatte buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.